kalite ve kurumsallaşma ile ilgili yönetmeliğimiz geçti. Yönerge çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde 2016'da yürürlüğe girecek. Bununla tanışacaksınız. Çok önemli bir meslek kararı. O da başkanım bu konuda size detaylı bilgi verecektir. Zamana endeksli bize yakışır bir ücret tarifesinin çalışmalarını tamamladık. Geçtiğimiz Ocak-Şubat ayında Maliye Bakanlığı'na teslim ettik. Kendilerinden cevap bekliyoruz değerli arkadaşlar. Tamamladık biz çalışmayı. Takipçisiyiz, teslim ettik. Pazarlama ile ilgili İstanbul odamızın eğitimleri devam ediyor. Yeni iş alanları ile ilgili devam ediyor. Çok ciddi çalışmalarımız var, projelerimiz var bu konuda. Çağdaş meslek yasası ile ilgili tespitlerimiz tamam. Meslek mücadelesinin tüm kesimleriyle herkesle bunu tartışıyoruz. En büyük sıkıntılarımızın başında nispi temsil geliyor. İki tane dönem geçirdik. Bugünkü bir takım sıkıntıların altında da nispi temsil yatıyor değerli arkadaşlar. Anadolu cayır cayır yanıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Orta ölçekli küçük ilçelerde 5 tane grup girmiş seçime, 5 tane başkan yönetime girmiş. Sabah erken kalkan odaya başkan oluyor değerli arkadaşlar. En az 7-8 odamız şu anda mahkemede. Olağanüstü genel kurullar, görev dağılımları, aklınıza ne gelirse gelsin. Birkaç odamızda başkanın dışında kimse yok. Sekreter yok, sayman yok, başkan yardımcısı yok. İşte bunlardan da cesaret alan sıkıntıları zaman zaman buralarda İstanbul'da yaşıyoruz. Nispi temsili mutlaka kaldırılması gerekiyor. Sesimizi biraz daha gür çıkarmamız gerekiyor. Birçok yerde söylüyorum, yine söyleyeceğim. Nispi temsil dürüst, ahlaki bir davranışsa parlamentodan başlamalı değerli arkadaşlar. O zaman buyursunlar parlamentoda bakanlıkları partilerin aldıkları oylara, yönetimde nispi temsil olmaz. Delegede olur, danışma meclisinde olur, komisyonlarda olur. Buna bir itirazımız yok değerli arkadaşlar. Paylaş. Ama yönetimde olmaz. İttifak olur. Bakın, yönetimde birlikte çalışmak ittifakla olur. Siyasette de böyle. Hayatın her alanında böyle. Ama yönetimlerde nispi temsil olmaz değerli arkadaşlar. Yine sizlerle paylaşmak istediğim diğer bir konu mesleki planlama. Birçok dernek genel kurulunda tartışıyorum. Seçime gideceğiz. Öncelikle sizlerin bilgi sahibi olması gerekiyor. Diyor ki arkadaşlarımız meslek mensupların sayısı çok fazla. Girerken kimse böyle bir şey söylemiyor. Girdikten sonra söylüyor. Daha yeni ruhsatını alan arkadaşımız kapıdan içeriye girer girmez ilk işi diyor ki mesleğe bu kadar adam almayın. İlk işi o. Ama stajyerken diyor ki niye bu sınavlar bu kadar zor dedi herkes. Hayat böyle bir şey. Saygı duyuyorum kendilerine ama öyle değil değerli arkadaşlar. Bakın şimdi özel üniversiteler de var. Bütün mühendislik mimarlık fakültelerini bitirenler mühendis mimar oluyor. Bir engel var mı? Yok. Bütün hukukları bitirenler avukat oluyor değerli arkadaşlar. Bizim mesleğimizin farkı şu. Dünyada bizim mesleğimizin okulu yok değerli arkadaşlar. Uluslararası bir meslek. Ağırlıklı olarak mühendislerin yaptığı bir meslek. Bunları bilelim. Ben de geçmişte farklı düşünen bir arkadaşımızdı. Dünyada lisans seviyesinde olmak yeterli ama çok önemli bir şart var diğer mesleklerden ayrı. Staj ve sınav şartı değerli arkadaşlar. Bizim ülkemizde de 500 bin mezun veriyor okullar. 400 bin tanesinin bu mesleğe girme hakkı var. Her yıl 4 bin tanesini alıyoruz arkadaşlar. Planlıyoruz biz bunu. Çok ciddi bir planlama var. 4 bin tanesini alıyoruz 400 bin kişiden. Her yıl. Yukarıda rakamı biz belirliyoruz. Sayıyı biz koyuyoruz. Oranı. Ha bunu daha aşağı çekmek mümkün mü? Mümkün. Ama bu ülkenin koşullarında mümkün değil. Bakın biz serbest muhasebeciliği 18 yılda kaldırdık değerli arkadaşlar. Geçiş dönemini geçiyorum. Dünyada lisans seviyesinde mezun olmayanlar bu mesleğe alınmazken bizim ülkemizde geçişi hiç tartışmıyor. O günkü muhasebeci olan herkesin hakkı. Ama geçişten sonra lisans seviyesinde mezun olmayanların bu mesleğe alınmaması gerekiyor. Dünyada böyle. Yani tıp fakültesini bitirmeyen doktor yapamazsınız. Bunları konuşmam. Ama 18 yılda kaldıramadı. En az parlamentoya 5 defa geldi.
Ama çıkıyor Milli Eğitim Bakanları diyor ki, kanunuza bir madde daha ekleyin, ticaret liselerini kapatalım, 2 yıllık meslek yüksekokullarını kapatalım. Türkiye'de yaşıyorsanız bu işler çok kolay değil değerli arkadaşlar. Onun için yapılması gereken planlama bunu bilin. Soranlara söyleyin, sizler bu mesleğin önderlerisiniz. Bu ülke koşullarında yapılması gereken en iyi planlama yapılıyor değerli arkadaşlar. En iyi planlama yapılıyor. Bunu bilin. Bu konuda da arkadaşlarımızı bilgilendirin. Evet, derneklerimizin Sayın Genel Başkan da söyledi. 40. yıl. Çok kolay değil değerli arkadaşlar. Yani eğer işin içinde rant yoksa, diyak kültürü yoksa, farklı çıkar ilişkileri yoksa, gönüllü örgütlenmeleri 40 yıl sürdürmek gerçekten çok zor. Adı üstünde gönüllü. Ama bu derneklerimiz sizlerin sayesinde, sizlerin fedakarlığında, çalışmasında bu noktada geldi. Bundan sonra da devam edecek. Demin yapılan çalışmaları söyledim. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Tabii ki TÜRMOB'un da katkısı var bu çalışmalarda ama bu çalışmalar, bu tespitler, bu projeleri %99'u İstanbul Odası'nın mutfağında çalışan arkadaşlarıma ait. Derneklerimizdeki arkadaşlarımıza ait, sizlere ait. Ben hepinize İstanbul Odası'nın nezdinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha ifade edeceğim. Meslek yasamızda 25 yılımızı doldurduk. Mesleğin sorunlarıyla uğraşıyoruz, mesleğe bir yere getirdik. Ve oğlumda daha ne söylemek istiyorum? Bugüne kadar meslek adına ne yaptıysa bizim anlayışımız yaptı. Biz yaptık arkadaşlar, beraber yaptık. Sadece 25 yıldır bizim söylediklerimizi eleştirdiler. Bizim yaptıklarımızı eleştirdiler. Mesleğin önünde bizim de kabul edebileceğimiz doğru dürüst bir tane önerileri yok yani arkadaşlar. Tek tük farklı anlayışların eline geçen odalar da var. Oradan da hiçbir öneri gelmiyor değerli arkadaşlar. Biz TÜRMOB yönetimindeki diğer gruptan gelen arkadaşlarımızı da biliyoruz. Onun için hepimizin dikkatli olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Birlikte yaptık. Birlikte bu anlayışın içinde var olduk. Demokratik uzlaşma kültürüyle bizim aramıza gelen, buralarda var olan, bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızın ayrılık kültürüyle, bölme kültürüyle mesleğe katkı sunmaları mümkün değil. Bunu herkes bir kenara yazsın. Bunu herkes böyle bilsin. Bu konuda da hepimizin kendimizi gözden geçirmesi, herkesin bundan sonraki süreçte biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ben bu vesileyle bugüne kadar derneğimize emeği geçen, geçmiş dönemlerde olsun, bu dönemde olsun, tüm arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın Yücel Akdemir'e teşekkür ediyorum. Tamam.